Merhaba. Bugün yemek yapmıyoruz. Yaptığım sağlıklı alışverişi sizlerle paylaşmak istedim. Makarna aldım. Tam buğday spagetti. Bunu zaten ileriki şeylerde, videolarda göstereceğim. Böyle sağlıklı bir makarna tarifi paylaşacağım. Onun için aldım. Her şey sizin için. Şöyle. Klasik zaten. Beyaz leblebi olmazsa olmaz. Ben intermittent fasting yaptığım için ara öğün yapmıyorum. Ama böyle çok aç değilsem hani öğle yemeği yerine bu tarz şeylerle geçiştiriyorum. Yine tariflerim için şöyle hurma özü aldım. BİM'de indirimdeydi. Baktım şurada %100 hurma meyvesinden elde edilmiş hurma özü diyor ve soğuk sıkım yöntemiyle yapılmış. O yüzden güvendim, aldım. Şöyle lor peyniri aldım. Yağsız olanı tabii ki. Ciğer. Tavuk ciğeri ben seviyorum. Tadı güzel bence. Bence. Bunu bugün aldım. Hani bazılarını bugün aldım, bazılarını geçen hafta aldım ama hepsini bir toplu göstermek istedim sizlere. Şöyle yaylanın pirinç pilavını aldım. Ben normalde pirinç pilavını çok seven bir insan değilim. Hani bulgurcuyum. Ama bunda şöyle göstereyim. Şurada düşük yağ diyor. Folik asit ve lisin diyor. Arkasında da hani okudum. İyi olacağını düşünüyorum. Bir de bu pirincin nişastasını falan almak için, kalorisini düşürmek için bir yöntem öğrendim. Nasıl bir yöntem? Evet. Bir saat falan böyle suda bekletiyorsunuz pirinci. İyice onun şeyi gidiyor, nişastası falan böyle. Hemen ardından Hindistan ceviziyle yapıyorsunuz. Normal yağ yerine abartmadan. Ve bunu o gün tüketmiyorsunuz. Bir gün buzdolabında bekletiyorsunuz. Dirençli nişasta olduğu için düşürüyormuş. Bilmiyorum, daha denemedim. Onu da sizler için yapacağım. Gel canım, mantar gel. Nereye düşüyorsun? Allah'ım affet ya Rabbim. Mantar aldım. Yine bu aldığım makarnada falan değerlendirmek istiyorum bunu. İçine işte kabak olur, mantar olur, işte kapya biber olur. Bunlarla zenginleştirerek makarna oranını düşürüp sebze oranını yükseltmek istiyorum. Sonra benim canım bu. Siyez bulgur. Bunu A101'den almıştım. Daha önce denedim. Güzel, ben seviyorum. Bulgurların atası zaten. Bu aralarda çok popüler de. Bence alın, deneyin. Evet. Bunu da aldım. Rozmandan almıştım. İngiliz karbonatı. Bunu 1 litrelik suya 1 çay kaşığı kadar döküyorsunuz. Öyle tüketiyorsunuz. Bilmiyorum, alkali yaşam diyor. Dedim yani bundan da mı eksik kalayım. Zaten çeşit çeşit şeyler alıyorum. Bunu da alayım dedim. Sonracığıma avokado. Bu avokadonun da olup olmadığını şöyle mesela şöyle bastırdım, içine gömüldü. Bu olmuş demektir. Eğer hani ilk defa alıyorsanız, alacaksanız işte diyelim sert, biz öyle bir şey var ya, böyle yumuşayınca içi geçmiş bilmem ne olmuş falan filan, tam aksine avokado da öyle değil, yumuşak olunca olgunlaşmış oluyor. Eğer ilk defa deneyecekseniz yani yumuşamasını bekleyin, sert şekilde yerseniz, yemeye çalışırsanız herhalde sevmeyeceksiniz muhtemelen. Genelde öyle yapıyorlar. Tahin aldım. Yine bunu da tariflerde kullanmak üzere aldım.
biraz daha böyle hoş bir tat versin diye. Yulaf ezmesi. Bu yulaf da mucizevi bir ürün değil. En nihayetinde karbonhidrat. Ama ben değerlendirmesini seviyorum. Bununla poğaça yapıyorum. İşte biliyorsunuz, daha önce izlediyseniz daha doğrusu. Krep yapıyorum. İşte pankek yapıyorum. Her şeyi değerlendiriyorum. Bunu da BİM'den ucuza bulmuşken hemen aldım. Bu bile pahalılaşmış ya. 3,5'tu bu. Hayretli bir şey. Neyse. Evet. Şunu aldım. Doğadan. Gece uyku problemi yaşıyorum. Bunu alayım dedim. İnşallah işe yarar. İçinde melisa, limonotu, mayıs papatyası, haşhaş, pasiflora, şerbetçi oda alıç, valeriyan, sarı kantaron varmış. Deneyeceğim, bilmiyorum. Umarım iyidir. Şu yeşil çayı aldım. Bunları, bu ikisini Migros'tan aldım. Bir de o pirinci. Bunu da normal, ben yeşil çayı kendim demliyorum. Hazır şekilde almıyorum. Bir YouTuber önermişti. Gördüm ve bayağı övmüştü. Kesinlikle dedi, hani bulursanız kaçırmayın diye. Bilmiyorum, bunu da deneyeceğim. Sizlerle sonucumu paylaşacağım. Benim alışverişim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Hoşça kalın.